Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Ne haber oğlum? Aslan parçam. Faysal'ı buraya bağladım arkadaşlar. O yüzden biraz sinirli bana. Tasmasını da taktım. Oğlum bir kendine geldi ya. Vallahi tasmanı takınca Faysal harbiden gene yakışıklı oldun oğlum sen. Gerçekten söyleyeyim bak. Şimdi niye bağladık onu? Bugün ziyafet zamanı arkadaşlar. Tüm evlatlara bugün ziyafet yapacağım. Bakın benim çekerken en zorlandığım video bu aslında. Niye bu videoda şimdi kafeslerin hepsini geziyorum ya arkadaşlar. Köpek sayısı fazla olduğu için tek başına yapılacak bir video değil. Yani illaki birinin kamerayı tutup çekmesi lazım. Yoksa beni çok zorluyor ama çok istediniz. Dedim sizleri kırmak bana yakışmaz. Uzun zamandır da evlatlara ziyafet videosu çekmiyordum. Dedim güzel bir ziyafet videosu hazırlayayım arkadaşlar. Sizden ricam, sizler de beni kırmayın. Destek amacıyla videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Evlatların hepsini kapattım. Bir dışarıda şu anda Raşa ile gece var. Aslında en başta Raşa'yı kapatmamız lazımdı da. Daha yemeği hazırlamadım ben, oraya koydum. Tüm köpeklere saldırıyordu. Yani kafesten gece falan hepsine Raşa saldırıyordu. Şimdi iyice yemeği döktükten sonra gelir derken daha yemekle uğraşmadan geldi benim kızım. Kızıma bir iştah geldi maşallah. Raşa bak bugün biraz daha iyi arkadaşlar. Raşa'yı ben çözdüm. O fazla köpeğin olduğu yerde bulunmak istemiyor. Hayvan bunalıyor yani hepsiyle uğraşmaktan. Mesela Marla da aynı. Çok fazla köpek olduğu zaman onların içine girmek istemiyor. Bir yalnız takılmak istiyor. O yüzden Raşa'da da onu görüyorum yani. Biraz kafa dinleyeyim diyor. Diğer köpekleri kapattım ya mesela. Hep yanımda geziyor. Ne oldu? Ya gene Allah Faysal da ısırıyordu beni bak. Gene başladınız hırlaşmaya. Şimdi arkadaşlar kaplarımızı ayarladım. Leğenimizi ayarladım. Tabii tabana şöyle benim özel verdiğim katkıyı da hazırladım. Daha bunun ne olduğunu bilen çıkmadı yorumlarda. Yaklaşık bundan da 5 kilo koydum arkadaşlar dibine. 15 kilo da mama koyacağız. Ondan sonra cuma yumurtalarımız var. Tavuk suyumuz var. Hepsini güzel bir şekilde harmanlayacağız probiyotiğiyle. Sonra evlatlara vereceğiz. Hadi gelin uzatmadan yavaştan başlayalım isterseniz. Şimdilik İlk önce şuraya yumurtalarımı ayarladım arkadaşlar. Burada kaç tane yumurta var? Bakalım kaçı kim bilecek? Şöyle bir bakın. Doğru bilen olacak mı? Aa, şöyle bilen yumurtamız var. Az sonra ben söyleyeceğim. Ondan sonra en son yavruları hazırladım. Tavuk suyu da burada. Aa, şöyle görün. Bunu da onun içine katacağım. Karıştıracağım. Sonra şurada da bir tane probiyotiğimiz var. Bu da sindirim sistemlerinin düzenlemesi için. İçinde bir sürü etken maddesi var şurada tabii. Su yediği için dışındaki şeyler silinmiş de. Bir de bir paket de bundan koyacağız. Ondan sonra bebeklerime dağıtacağız. Hazır mıyız çocuklar? Başlayalım mı? He aslanlarım, acıktınız mı bakayım? Herkes bir ses versin. Acıktınız mı? He? Aslanlarım benim, geliyor şimdi ziyafet. Bu videoda çok havlıyorlar. Hepsi canı istiyor, daha yemek istiyor. O yüzden hepsi havlıyorlar. O yüzden biraz ses olacak, idare edin. Arkadaşlar şimdi ilk olarak mamayı dökerek bir başlayalım. Benim kullandığım bu premium mama. Hiçbir şekilde marka önermeyeyim. Sponsor falan değil. Gittim çarşıdan aldım. 25 protein, 13 yağ var. Şimdi yaklaşık benim köpeklere normalde 1,5 çuval yem gidiyor arkadaşlar. Malum 30 tane köpek olduğu için yetmiyor. Yani o yüzden maliyetleri bir hayli fazla. Bugün de zaten bu videoyu sponsor olan Almanya'dan bir can dostumuz. Ona şöyle tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evlatlara yemek konusunda destek oldu. Onun sayesinde bugün de çocuklara güzel bir ziyafet yaptıracağım arkadaşlar. Şimdi şu mamayı şöyle bir komple dökelim. Tamam mı? Mamayı döktük abi. Bir çuval gidiyor. Şimdi bekle Raşa, hemen başladın yemeğe. Raşa baksana, daha tavuğu mavuğu koymadım. Sen çok mu acıktın bakayım? He kızım? Şimdi ilk şöyle bir yumurtaları bir ekleyelim arkadaşlar. Yumurtaları kabuğuyla koyuyorum. Niye? Kabukları kalsiyum arkadaşlar. Köpekler tam da yumurta istediğim gibi olmuş bu arada. Hafif rafadan. Tam çiğ de değil. Tam pişmiş de değil. Tam rafada. Böyle oldu mu daha iyi oluyor. Faysal da arkadan bana nasıl bakıyor bir görseniz, dur birazdan göstereceğim onu. Şimdi şu yumurtaların hepsini şöyle bir kıralım arkadaşlar.
bildik. Bu tamam. Şimdi sıra geldi probiyotiğe. Bu köpeklerin sindirim sistemini düzenleyen bir ilaç arkadaşlar. Köpekler için çok faydalı. Bunu da şöyle döküyoruz bu tozu. Bunu her zaman vermiyorum bu arada. Genelde 10 günde bir veriyorum. Çünkü her zaman veremeyiz, pahalı arkadaşlar. O yüzden. Durun bakayım. Şimdi tavuk suyunu da şöyle bir dökelim. Durun aşağı. Şimdi ben bunun içindeki tavukları ayıracağım bu arada. Bunu yavrulara vereceğim arkadaşlar. Yavrular için daha önemli çünkü. Yavrular gelişim döneminde ya. Hayır, gece dur. Zaten fazla tavuk olmadığı için bunları yavruların yemeğiyle karıştıracağım. Şöyle iyice suyunu, avuçları bir dökelim. Tamam. Süper. Şimdi böyle çiğ köfte yoğurur gibi altını üstü. Yoruldum vallahi. Vallahi billahi yoruldum. Belim ağrıdı. Şimdi güzel bir şekilde karıştırdım. Şöyle ilk dışarıdan geçeler aşağıya bir verelim arkadaşlar. Onlar bir daha alsın. Tamam mı? Dur bakayım. Şu Raşan'a. Raşa gel. Gel. Raşa gel. Al kızım. Hadi ye. Ye bakayım sen. Gel gece. Gel kızım sen de. Şimdi eşit bir şekilde kaplara bir böleyim arkadaşlar. Çok şükür arkadaşlar. Şimdi hepsini kaplara böldüm. Ayarladık. Bir şu köşeye Tyson'a ayırdım. Tyson'a diğerlerine göre biraz daha fazla veriyorum kilo alsın diye. Yaklaşık nereden baksan 15, 5, 20 22, 23 kilo yemek yapmışızdır. Aa, böyle hepsi hazır. Acıktınız mı gençler? He bebeklerim. Faysal, sana ayırmayı unuttum la oğlum. Nasıl yapacağız? Dur şu Faysal'a az bir şey vereyim. Senin zaten bunu yememen lazım da normalde. O dibine koyduğum şey var ya, ilk koyduğum. O Faysal'a zararlı. Al Faysal, al sen az bir şey ye. Al ye bakayım, al. Ha, aslanım benim, afiyet olsun oğlum ha. Seviyorsun ha, işini de biliyorsun ha kerata. Yumurta, mumurta, probiyotik, mama hepsini yer. Benim aslanım. Şimdi arkadaşlar, şeyle başlayalım, Mazlum'la Şilay'la. Şimdi şunu Mazlum'a vereyim. Mazlum. Gel. Al oraya. Aslanım benim, götürsün bakayım. Babası onlara güzel bakıyor ya. Babası aşlarına güzel bakıyor ya. Ye bakalım aslanım benim. Şimdi Şile'ye verelim arkadaşlar. Şile'ye de şöyle fazla veriyorum. Şila. Dur kızım. Bekle bakalım. Gel. Gel kızım, al. Geç. Hoppara. Aslan kızım benim, maşallah ona. Götürsün benim aşkım. Babanız kurban olur size. Nasıl yiyor prensesim benim. Şimdi ilk Faysal baba bitirmiş. Faysal, o sana yaramaz oğlum. O sana yaramaz. Senin maman ayrı. Mia. Şimdi Mia'ya verelim. Şu plastik kaplar, ufak olanların. Mia, acıktın mı kızım? Dur. Çık bakayım. Gel. Al kızım sen de. Ye. Heh, şurada ye. Aferin sana. Seversin böyle yemekleri tabii ya. Ağzının tadına layık ya. Değil mi kızım? Aferin sana. Götür. Ayıya şu büyüğü vereyim. Ayı. Acıktın mı oğlum sen de? Al bakalım oğlum. Götür. Yarasın benim aslanıma. Anadolu'nun öz evladı. Maşallah oğlum. Maşallah. Götür. Ha, bunu da ye. Yememezlik yapma. Aferin. Şimdi Romeo, Tyson delirmiş.
Romeo geliyor bebeğim. Romeo kuru mamayı çok seviyor. Şunu da Romeo'ya verelim. Romeo hiç acıktın mı bakalım oğlum? Tyson baksana nasıl bakıyor yandan, kudurdu. He oğlum benim. Avrumuş. Aslanım benim, götür. Heh, yarasın benim oğluma. Yarasın benim aslanıma. Tyson geliyor babacığım, geliyor. Raşa hayır! Çık bakayım, senin yemeğin orada diyorum sana. Git onu ye. Kendi önündekini bitirmiyorsun, milletinkini yiyorsun kızım. Sen az uyanık mısın sen? Faysal sana ayrı yemek vereceğim. Gözünü seveyim öyle bakma, içim gidiyor. O dibine koyduğum şey oğlum sana zararlı o yüzden. Duydun mu? Yoksa Faysal'a zaten hep mama veriyorum arkadaşlar. Faysal'a ben sebze mebze aldım, meyve aldım, onları vereceğim. Elma melma aldım ona. Faysal, Faysal diyorum Tyson. Al oğlum bakayım, al. Götür. Aslanım benim. Bu arada arkadaşlar toplamda onun içinde 44 tane yumurta var. 30'lu bir almıştım. Bir yavruları 16 tanesini verdik. Oradan 14 tane kaldı. 30'la 14'ü topla 44 tane yumurta koydum. Aslanım benim. Aferin sana. Döktürmüşsün güzelce. Hades acıktık mı bakayım Hades? Dur Hades de çok acıkmış. İçin bakayım suyunuzu. Çok mu susadınız? Oho nasıl bakıyorlar gece. Oho aşağıya bak. Kavga yok gençler. Şimdi şu ikisini alalım arkadaşlar. Bunun biri Marla'nın, biri Hades'in. Sonra Reyna var. Öyle devam edeceğiz. Evlat çok bizde, bitmez maşallah. Tyson'a bak oğlum, yavaş yavaş boğazında kalacak Tyson. Dur bakayım hoppala. Hades. Bekle oğlum. Gel. Geç 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 geç. Gel burada ye gel. Aferin oğlum, yarasın. Aferin benim aslanım, avucu da ye. Ayrımı yok tamam mı? Hepsini yiyorsun. Tyson bitirmiş bile maşallah. Hades baba, yarasın benim oğluma. Marla acıktın mı kızım, Marla? Acıkmaz olur musun sen? Dur. Gel bakalım. Ah. Aferin benim kızım. Yarasın benim kızım, ye bakalım doya doya. Aferin sana. Tamam Reyna geldik. Reyna da yandan deliriyor. Bakayım ona bir. Tamam kızım acıktın mı? Geliyor yemek, geliyor dur. Bu arada arkadaşlar yemek az değil. Haberiniz olsun. Yani nereden baksan köpek başı 1 kilo 200 grama falan geliyor yani. Dolu dolu anladınız mı? Şöyle dolu dolu yani yemekler. Zaten 22-23 kilo koymuş olduk. O yüzden ortalama köpek başı 1-200'e falan geliyor. Tyson'a mesela... Tyson'a 1,5 kilo falan koydum. Daha fazla koydum da bitirmiş benim oğlum. Maşallah aslanıma. Yarası. Reyna geldi Reyna. Aslan kızım benim. Al kızım. Heh. Ye bakayım güzelce ye. Yarasın benim prensesim be. İyileşti bak Reyna'nın bir şey kalmadı çok şükür arkadaşlar. Şunun şurasında ne var? Yara kabuk bağlamış. Geçenki kavgasından. Yine psikopat gibi bakıyor benim kızım. Şimdi ben arkadaşlar şimdi dışarıdakilere vereceğim. Şimdi dışarıdakileri verelim bir. Alayla Sofya'ya Jegi'yi de salayım bir. Sonra Kelibar'ı da salayım, onları da veririm. Şimdi ilk Alayla Sofya'yı bir halledelim. Ala kız. Acıkmış mı bakalım benim bebeğim, gel. Gel kızım. Al. Aferin benim kızıma, götür. Yarasın benim güzeller güzeli kızım ha. Şimdi Jegi'yi bir salayım arkadaşlar. Jegi'ye verelim. Sonra Keribar var. Sonra Sofya. Jegi ile Keribar'ı şuraya kapadım ki. Jegi kilerde. Jegi'yi buraya kapamıştım kilere. Yemekleri yaparken dur. Jegi geç. Heh. Yesin benim kızım. Aferin sana lan. Aferin sana lan. Gören de kızım 10 gündür açsın sanacak mübarek. Nasıl yiyorsun öyle? Benim prensesim aferin. Vallahi sanki aç bırakıyor sanca göründü. Yalnız en iştahlı Jegi yedi. Sonra Tyson. Harbiden bu arada Jegi manyak hızlı yiyor. Şimdi Keribar'ı... Allah elimi kestirdim. Vallahi elimi kestirdim arkadaş. Şu yanı keskinmiş. Kestik elimizi. Şimdi kanayacak. Dur. Keribar'ı da salayım. Keribar'ı da odunluğa koymuşum. İzabel'i salayım da kapışmasınlar diye. Onlar öyle yapıyor arkadaşlar. Kafes yok çünkü. Doğumhaneden de atlayıp duruyorlar. O gel. Ol kızım. Aferin benim kızıma. Heh. Yesin bakayım doya doya maşallah. Vallahi elim fena kanadı ha, gördünüz mü?
Vallahi neyse, kanasın, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? O tavayı bir düzeltmem lazım ama. Vallahi yardık eli. Şimdi Sofya'ma verelim. Sofya'm, acıktın mı kız? Suyunu da dökmüşsün. Gel bakayım, gel. Gel Sofya, gel. Al. Aferin sana, ye. Götürsün benim kızım, aferin ona. Nasıl iyi? Şimdi şunu su kabını da bir alayım da. Suyunu dökmüş ya arkadaşlar. Benim kızım yesin, aferin ona. Şimdi sırada evdekilerle doğum anadakiler kaldı. Şimdi onları da vereceğim arkadaşlar. Biraz hızlıca hareket etmem lazım. Hava kararacak çünkü. Bugün de ziyafet videomuz böyle olsun. Uzun zamandır istiyordunuz. Dedim sizleri kırmayayım. Güzel bir ziyafet videosu hazırlayayım. Özlediniz biliyorum. Sizler de ziyafet videosunda evlatlara destek olmak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.